Türkiye terörün kökünü kurutmakta kararlı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında hafta sonu düzenlenen operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesi Çıram mevkisinde 5 ve Faraşin bölgesinde 2 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Siirt'in Eruh ilçesi Çirav mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı'nca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödüllü turuncu listede yer alan Jiyan Kodatlı Esma Afşar olduğu belirlendi. Diğer iki teröristin 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde yönetici Mahir Nemrut Kodatlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu Azat Kodatlı İsmail Duman'ın etkisiz hale getirildiği belirlendi. Ayrıca Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları Koordinasyonu'nda Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birlikleri'nin katıldığı hava destekli operasyonda Faraşin bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödüllü turuncu listede yer alan ve sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten Brüks Kod adlı Basi Cin olduğu belirlendi. Kandili vurduk, ses Arap Birliği'nden geldi. Amerikalı efendilerinin teröristleri yok edildi, bizi kınamalarına şaşırmadık. Arap Birliği Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonunu kınadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kartal operasyonuna Arap Birliği'nden tepki geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti Pençe Kartal operasyonunu başlatmıştı. TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK tarafından üst olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zab, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenledi. Operasyon sırasında 81 hedef imha edildi. Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye'nin PKK unsurlarını takip etme bahanesiyle Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyonu kınadı ve Türk askeri işgalinin Irak'ın egemenliğine yapılan bir ihlal olduğunu teyit ettiği ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin operasyonu Bağdat'taki yönetimle koordine etmeden gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada Türkiye'nin bu şekilde uluslararası hukuku ve eşit derecede komşu Arap ülkeleriyle olan ilişkileri küçümsediğini ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklamada Türkiye'nin hem Suriye hem de Libya ve Irak olmak üzere Arap ülkelerine yönelik askeri müdahalesi tüm Arap ülkelerinde endişelere, inkara ve kınamalara yol açıyor ve Türkiye'nin yayılımcı hırslarını yansıtıyor denildi.